Arkadaşlar, dördüncü padişahımız, yükselme döneminin dördüncü padişahı Muhteşem Süleyman, Kanuni Sultan Süleyman'la yolumuza devam edeceğiz. Tarihçi ve sosyalci arkadaşlar, aklıma çok şey geliyor böyle. Ben Fenerbahçeliyim, sarı lacivert. Tarihçi deyince sarı, sosyalci deyince lacivert. Tarihçi, sosyalci. Tarihçi, sosyalci. Sosyalci. Kandırdım sizi. O yüzden ben bunu tarihçiye göre anlatayım, teferruatlı olsun. Sosyalci izleyemesin o zaman bu konuyu. Şaka diyorum, hepiniz için de geçerli. Tamam mı arkadaşlar? Sosyalci de, tarihçi de, hem KPSS'de hem ÖABT'de edinmesi gereken bilgileri buradan çok rahatlıkla edinebilirler. Şimdi arkadaşlar, Kanuni Sultan 1520 yılında Yavuz Sultan Selim'i hayatını kaybetti. Yerine oğlu Kanuni geçti. Kanuni aynı Fatih gibi, Yavuz gibi çok iyi eğitim almış şehzadelerimizden. Gençliğinde iyi eğitim aldı. İyi fen bilimlerini, savaş tekniklerini çok iyi öğrendi. Bu da iyi dil bilen bir padişahımız. Hocası Hayrettin Hızır Efendi. Lalası da diyebiliriz. Arkadaşlar, ikincisi, diğer bir bilgi şu. Kanuni döneminde Osmanlı Devleti Türk Cihan Hakimiyeti'ni gerçekleştirdi. Yani Avrupa'nın en çok bildiği hükümdarların başında Kanuni gelir. Biz Kanuni deriz. Kanuni Sultan Süleyman deriz. Neden böyle deriz? Bu konuda şaibe var. Adaletli olduğu için diyebiliriz. Çok kanun çıkardığı için diyebiliriz. Kanun çaldığı için değil. Şimdi Kanuni döneminde ünlü bizim Şeyhülislamlarımız var. Zembilli Ali Efendi, Ebu Suud Efendi. Bunlar Kanuni döneminin çok meşhur Şeyhülislamları. Genellikle Kanuni bir ferman çıkarırken mutlaka devrin Şeyhülislamından fetvasını alır. Öbür dünyada Allah'a karşı bir sorumluluk gereği ben bunu dine uygun hale getirdim anlayışıyla bunu yaptırmıştır. Hatta Kanuni almış olduğu fetvaları söylenen o ki vasiyeti gereği öldüğünde mezarına da gömdürmüştür. Böyle söylenir. Ki zaten devrin en meşhur sadrazamı Özür. En meşhur sadrazamı Pargalı. En meşhur Şeyhülislamı Ebu Suud Efendi'dir. Cenazesinde Ebu Suud Efendi kıldırmıştır. Arkadaşlar, Avrupa'da ise Kanuni Muhteşem olarak bilinir. Biz Kanuni deriz, Avrupa Muhteşem der ki layıktır muhteşemliğe ve Kanuni zaten Avrupa'yı dize getirmiş Osmanlı padişahıdır. Unutmaları da mümkün değil, torunları dahi unutmaz. Bizim Atilla'mız gibi, yani Avrupa'nın Atilla'sı Osmanlı'nın Kanuni'sidir. Höt der, Avrupa'da her şey dize gelir. Yani böyle bir adam. 46 yıl başta kaldı Kanuni. Hayatının 10 yılını, 10 yılı aşkın dönemini seferlerle geçirdi. 11 sefere çıktı bizzat kendisi. Çok muhteşem, meşhur bu noktada, meşhur bir padişah. Babasının tek oğlu. Tek oğlu olduğu için bu dönemde saltanat kavgası yaşanmadı. Kendisi kavgasız başa geçti. Fatih böyle değildi. İkinci Bayezid böyle değildi. Yavuz böyle değildi. Ama Kanuni'de böyle bir özellik görüyoruz. Babasının tek oğlu olduğu için, tek erkek evladı olduğu için tahta sorunsuz geçti. Kanuni kuyumcu, hatırlayın, aşk-ı derun. Yani biz muhteşem deriz. Avrupa muhteşem der, biz Kanuni deriz, Hürrem de aşk-ı derun der. Yani Kanuni Avrupa'dan seferler sırasında, İran'dan seferler sırasında Hürrem'e mektuplar yazmış, metiyeler dizmiş. Ben Kanuni'nin şiirlerini okumak isterdim size ama şu anda böyle vaktinizi almayayım. İlerleyen süreçte ben size şiirler de okurum bu noktada arkadaşlar. Ama tabii ezberden okuyamam Kadir hocanız gibi, ancak böyle elimdeki kağıtla bir tınlama ya çalışırım, yani öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar, Kanuni Osmanlı tarihinde en uzun süre tahta kalan, en çok toprak fetheden padişah. Başa geçtiğinde 6,5 milyon kilometrekare Osmanlı toprağı vardı. Kanuni öldüğünde yaklaşık 15 milyon kilometrekare gibi bir Osmanlı toprağı bıraktı. Dehşet bir toprak. O zaman Osmanlı padişahları içerisinde en çok toprak fetheden, en uzun süre başta kalan, en çok sefere çıkan padişah, hayatının en büyük kısmını seferde geçirmiş olan padişah Kanuni Sultan Süleyman oldu. Muhteşem Süleyman oldu. Kuyumculuk da yaptı. İşte bak nereden nereye geldi. Yani aşkı Hürrem, normalde bizimkiler eşlerini nikah kıydırmaz cariyelerden olduğu için, ama Kanuni o kadar çok sevmiş ki Hürrem'i, Hürrem'e nikah kıydırmış, ona metiyeler dizmiş, şiirler yazmış, ona yüzükler yapmış.
kuyumculuk mesleği kuyumculuk olduğu için şeyde Aşk Derin dizisinde hatırlayın ben ara sıra bakıyordum öyle Kaan'ın elinde bir törpü elinde bir böyle zümrüt altın onunla sürekli işlemecilik yapıyordu. Hepsini Hürrem'e veriyordu. Belki başkasına da veriyordu da biz bilmiyorduk onu da tabii ki. Arkadaşlar şimdi diğer bir bilgi onu da hemen söyleyeyim. Kanuni arkadaşlar Karahisar'da, Şarkı Karahisar'da, Bolu'da ve Kefe'de Sancak Beyliği yapmış. O zaman burada neyi de unutmuyoruz? Osmanlı Devleti'nde Şehzade'nin sancağa çıkmış olduğu illerden 3 tanesini de size söylemiş olduk. Kanuni tahta çıkar. Arkadaşlar Kanuni döneminde yaşanan fetihleri, seferleri görmeden önce bu dönemdeki iç isyanlardan bahsedelim size. Kanuni döneminde işte bir Molla Kabız diye bir adam var. İsa'nın bütün peygamberlerden, Hazreti İsa'nın bütün peygamberlerden üstün olduğunu iddia etmiş. Kan da bunu tırt kesmiş. Ne demek yani demiş. Sen ne biçim konuşuyorsun demiş. Bizim peygamberimiz ki bu böyledir. Bizim inanışımızda da böyledir ve Kur'an'da da böyledir. Bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam tüm peygamberlerden üste kabul edilir. Müsavi bile değil üste kabul edilir. Arkadaşlar Molla Kabız'ı geçin. Bu dönemde 4 tane önemli isyan var Kanun döneminde. Birincisi bakın Canberdi Gazali isyanı. Suriye topraklarına çıkmış bir isyan. Canberdi Gazali isyanı şöyle kodlayacaksınız. Canberdi Gazali isyanı Memlük Devleti'ni yeniden canlandırma üzerine çıkmış olan bir isyan. Tak gitmiş ki Kanuni dönemi çok güçlü, otoritenin güçlü olduğu bir dönem olduğu için yani babasının tek çocuğu iyi yetişmiş, savaş tekniklerini çok iyi biliyor, devlet yönetme sanatını çok iyi biliyor, sorunsuz başa geçmiş, dolu bir hazine almış. O yüzden de yani sen kimsin gitmiş. Canberdi Gazali'yi yok etmiş. Tamam. 2. Ahmet Paşa isyanı. Babası Yavuz Sultan Selim Ahmet Paşa'yı Mısır'a vali olarak atamış arkadaşlar. Normalde vezir rütbesinde. Mevcut veziri azam öldükten sonra yerine Ahmet Paşa'nın sadrazam olması gerekiyor. Ama Kanuni Sultan Süleyman mevcut sadrazamı öldükten sonra yerine geleneği bozarak has oda başısı Pargalı'yı Makbul İbrahim Efendi'yi sadrazam yapar. Bu olay üzerine Ahmet Paşa Mısır'da isyan eder. Bu Memlük Devleti'ni kurmaya dönük değil şahsi ihtiras. Sadrazamlık istediği için o sıralamanın kendinde olduğunu iddia ettiği için isyan eder. Bu da tık götürülür. Baba Zünn'ün isyanı Yozgat'ta çıkmış bir isyandır. Arkadaşlar Bozok bölgesinde çıkmış bir isyandır. Bu isyan çıkmasının sebebi vergilerdir. Devlet bu dönemde vergileri artırıyor. Baba Zünn'ün bir de Şah Kulu'nun da etkisi var tabii bunda. Şah Kulu da destek veriyor buna. Şah Kulu dediğim o bölgedeki Şiiler destek veriyor. Şah İsmail de destek veriyor. Ve böyle bir isyan çıkıyor. Vergilerin artırılmasından dolayı. En son Kalender Çelebi isyanı Maraş'a çıkmış bir isyan. Kalender Çelebi dini nitelikli bir isyandır. Bu 4 isyanı da artı Molla Kabız'ı da devlet bertaraf ediyor. Tamam mıdır arkadaşlar? Şimdi bu dönemde geliyoruz siyasi olaylara. Arkadaşlar Kanuni tahta çıkar çıkmaz ilk hedef olarak Batı'yı düşünür ve ilk seferlerini Batı'ya yapar. Kanuni ilk seferi 1521'de Belgrad seferidir. Arkadaşlar Kanuni Sultan Süleyman 1521'de Belgrad'ı fetheder. Hatırlayın Fatih Sultan Mehmet dedesinin babası Fatih Sultan Mehmet Sırbistan'ı aldı Belgrad'ı alamamıştı. Zaten Fatih'in kuşatıp da alamadığı ancak Kanuni'nin aldığı iki tane önemli yer biliyoruz. Bunlardan birisi Belgrad 1521, diğeri 1522 Rodos olacak. Kanuni gider Belgrad'ı arkadaşlar fetheder. Yani Sırbistan'ın fethini tamamlamış olur. Burada hemen arkadaşlar şöyle şurayı siliyorum. Tarihçilerim ve sosyalcilerim bakın burayı siliyorum. Daha güzel bir silgiyle sileyim. Şurayı bir göstermeye çalışayım size. Bakın şimdi. Kanuni tahta çıktığında arkadaşlar Mısır bizim. Mısır bizimdi. Suriye toprakları bizimdi. Hicaz bölgesi bizimdi. Güneydoğu Anadolu bölgesi şöyle. Şu hat şöyle Anadolu bizimdi. Şu topraklar bizim elimizdeydi. Avrupa'ya geldiğimizde zaten Bizans'ı yıkmıştık. Balkanlar bizim elimizdeydi. Kırım bizim elimizdeydi şu topraklar. Eflak Boğdan bizimdi. Bosna Hersek bizimdi. Sırbistan bizimdi. Arnavutluk kıyıları bizimdi. Bugünkü Yunanistan, Bulgaristan bizimdi.
Ya düşünsene ya arkadaşlar ya böyle canınız sıkıldı atlıyorsunuz Selanik'e gidiyorsunuz, atlıyorsunuz Kosova'ya gidiyorsunuz. Atlıyorsunuz Azerbaycan'a gidiyorsunuz. Yani Azerbaycan'a gitmezdim ben de Etrep'e giderdi Azerbaycan'a. Böyle işte ne güzeldi düşünün yani çok hoş olurdu değil mi? O topraklar hala bizim olmuş olurdu. Ben de tarihçi olarak özlüyorum biliyor musunuz? Ya yani böyle işte bir ekip olsa da şöyle Balkanlara gitsek, gezsek, gelsek. Şimdi yani böyle hani Balkanlar dururken Azerbaycan böyle ben Balkanlara daha çok böyle hasretim böyle. Hani Azerbaycan hala Türk, hala Müslüman ama Balkanlarda böyle bir şey var. Bende bir üzüntü, bir hüzün var. Üzülüyorum Balkanların durumuna. Azerbaycan, işte Kırgızistan, Kazakistan çok öyle değil. Onlar bizim tamam yoldaşlarımız ama kaybettik Balkanları. O çok hüzün veriyor bana. O yüzden oralara gitmek istiyorum. Yani evladı Fatiha'nı görmek istiyorum oralarda. Arkadaşlar şimdi buralar bizimdi. Kanuni ne yaptı? Bakın arkadaşlar kırmızı kalemle hemen işaretliyorum. Belgrad'ı fethetti. Belgrad aldı. Belgrad'ın fethiyle şöyle bir sorun yaşandı. Burası arkadaşlar böyle kurun kafanızda tamam mı? Almanya olsun. Burası Avusturya olsun. Böyle düşünün. Burası da Macaristan olsun tamam mı? Tam bakmayın harita. Hocam orada mı? Değil, değildi işte böyle göstereceğiz. Şimdi olay şu. Alman, Kutsal Roma Cermen başında Şarken var. Arkadaşlar Avusturya başında Ferdinand var. Macar böyle onlara genellikle Janos deriz tamam. Lajos, Janos deriz o bölgeye. Şimdi Macar kralı, Avusturya kralı ve Alman kralı Habsburg sülalesinden. Yani biz ne yaptık? Belgrad'ı aldık ya. Belgrad'ı alınca Habsburglarla komşu olduk. Yani Macarlarla komşu olduk. Ve burada Kanuni, zaten Kanuni derdi Batı'yı almak ya. Belgrad aldı, sıra Macaristan'a geldi. Burada şöyle bir sorun oldu. Arkadaşlar, Avrupa'da güçlü devletler içerisinde Habsburg'dan olmayan Fransa. Fransa'da bu tarihlerde François var. 1525 yılında François ile Şarken arasında, Alman kral Şarken arasında Pavia diye bir savaş oluyor. Bu savaşta Fransa kralı François Şarken'in eline esir düşüyor. Tamam mı? Aklıma bir şey geldi. Çaldıran Savaşı var ya 1514'te. Çaldıran'da biz ateş silahlar kullandık, tüfek kullandık. Bunlar daha Pavia'da kullanmışlar bu silahı, tüfekleri. Bizden gerideler yani. Pavia Savaşı'nda François esir düşüyor ve François'nın annesi Kanuni'ye telefon açıyor. Diyor ki Kanuni elini ayağını öpeyim oğlumu kurtar diyor Şarken'in elinden diyor. Kanuni diyor ki zaten benim derdim Macaristan'da almak diyor. Ve Kanuni hem Macaristan'ı almak, bakın hem Macaristan'ı almak hem de Fransa kralı François'yı Habsburgların elinden kurtarmak amacıyla 1526'da Macaristan seferine çıkıyor. Arkadaşlar burada şey de etkili. Kanuni 1520'de tahta geçtiğinde, payitahta geçtiğinde Eyüp Sultan da adına kılıç kuşanıp hutbe okutup cülüs dağıttığında Macar kralı Kanuni'yi kutsamamıştı, tebrik mesajı göndermemişti. Burada da bir sinirimiz var tabii ki. Kanuni 1526'da Macaristan seferine çıkıyor. Hem bu tebriği niye göndermedin koçum? İki, alırım bak topraklarını. Üç, Fransuva'yı serbest bırak. Mantığıyla Macaristan seferine çıkıyor. 1526'da Mohaç Meydan Muharebesi oluyor. Bizim Habsburglarla ilk savaşımız tamam mı? Habsburglarla ilk savaşımız Mohaç Meydan Muharebesi'dir. 1526 Mohaç Meydan Muharebesi'nde Osmanlı ordusu 2 saatlik bir savaşla dünya tarihinin en kısa sürmüş meydan muharebesini kazanıyor. Ve Macaristan toprakları Osmanlı'nın eline geçiyor. Habsburgları yeniyor yani. Ve bu tarihten sonra 1526'da Kanuni Fransuva'yı kurtarıyor. Bakın Fransuva'yı kurtarıyor. Macaristan'a Jean Zapolio diye bir adam. Jean Zapolio diye bir adamı. Eflak Voyvodası. O gelenekten gelme olan birisini. Macaristan'ı kral olarak atıyor. Yani Macaristan'ı kendisine bağlıyor Kanuni. Ve diyor ki Macaristan topraklarının geri kalan bölüm için de bana vergi vereceksiniz diyor. Avusturya'ya da bunu söylüyor. Hem Fransuva'yı kurtarıyor, hem Macaristan'a Jean Zapolio'yu vali olarak, kral olarak atıyor. Kendisine tabi hale getiriyor. Diyor ki kullandığınız Macaristan toprakları için de bana vergi vereceksiniz diyor. İşte güç budur, otorite budur arkadaşlar. Bunlar da kabul ediyor. Aradan zaman geçiyor. Arkadaşlar Avusturya kralı Ferdinand
1529'da kendini Macar kralı ilan ediyor. Yani Jean Zapolyo'yu tahttan indiriyor, kendisini Macar kralı ilan ediyor. Sen misin kendini Macar kralı ilan eden? Bunun üzerine Kanuni 1529'da Viyana seferine çıkıyor. Arkadaşlar tabii Kanuni derken Pargalı İbrahim var. Yani has odabaşı sadrazam olmuş. Onunla birlikte ya da o, ki Kanuni'nin seferleri derken burada tabii şunu da söyleyelim size. Kanuni'nin seferlerini genellikle gerçekleştiren ya kendisidir, ya Pargalı'dır, ya Turgut Reis'tir, ya da Piyale Reis'tir. Ya da arkadaşlar işte Portekiz'de yapılan savaşta Hint Deniz Seferlerinde göreceğiz artı kimlerin olduğunu. Arkadaşlar 1529 yılında Kanuni Avusturya'nın merkezi olan Viyana'yı kuşatıyor ve bizim ilk Viyana kuşatmamız 1529 yılında Kanuni döneminde oluyor. Kanuni Viyana'yı kuşatıyor. Arkadaşlar burada iki bilgi var. Bir, Kanuni'nin Viyana'yı almak istemediği, sadece höt demek istediği bilgisi var. Yani Avusturya'yı korkutma girişimi var. Korkutuyor Avusturya'yı, höt höt diyor. İkinci bilgi de şu, Kanuni Viyana'yı almak istiyordu. Fakat kış ayı bastırdı. O yüzden askerlerin geri çekti bilgisi var. Biz ikisini de kullanalım. Kanuni Viyana'yı kuşatıyor, kış ayı bastırıyor, askerlerini geri çekiyor. Ama Ferdinand, Avusturya Kralı Ferdinand, Macar Kralı olmaktan vazgeçiyor. Kanuni bunu dize getiriyor. İkinci bilgi de şu, arkadaşlar Kanuni Viyana'yı almak istemiyordu çünkü Fatih, yani dedesi, babasının dedesi, dedesinin babası, babasının dedesi, dedesinin babası aslında aynı yola çıkıyor değil mi? Arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldı, Ortodoks dünyası Osmanlı eline geçti. Şimdi Viyana'da alırsa Katolik de Osmanlı eline geçecek. İtalya bölgesi biliyorsunuz o dönemlerde Avusturya'nın elinde, onun himayesinde. En azından koruyucuları o. Onların eline geçecek. Bu sefer Haçlı İttifakı ciddi anlamda oluşacak. Osmanlı bu yükün altından kalkamayabilir. Bu sebepten dolayı Kanuni çok almak isteme niyetinde değil, tahakküm kurmak niyetinde, hegemonya kurmak niyetinde, elde tutmak niyetindedir. O yüzden 1529'daki kuşatmada Osmanlı Viyana'yı almıyor ya da alamıyor. İki bilgiyi de kullanabiliyoruz ve Ferdinand diyor ki tamam, Jean Zapolyo'yu ben Macar kralı olarak kabul ediyorum diyor. Bu sefer 1532'de yine bir sorun çıkıyor. Yine Avusturya kralı Ferdinand kendini Macar kralı ilan ediyor. Yani dikkat ettiniz mi? Belgrad aldık, Macaristan sorunu yaşadık. Macaristan aldık, şimdi Avusturya sorunu yaşıyoruz yani. Artı Avusturya'nın kralının abisi Şarken sorunu yaşıyor. Çünkü bunlar cesareti Şarken'den alıyor. Alman kralı, Roma Cermen kralından alıyor. Bu sefer Kan diyor ki ya böyle olmayacak arkadaş diyor. Siz iyice uzattınız diyor. Ve Pargalı diyor ki oğlum al şu 300 bin askeri git Berlin'e diyor. Ve Kanuni'nin emriyle Pargalı İbrahim Alman seferine çıkıyor 1532'de. Ve Osmanlı ordusu 300 bin askerle Almanya'ya kadar gidiyor. Masrafı tahmin edebiliyor musunuz arkadaşlar? 300 bin askerle Almanya'ya kadar gidiyor. Berlin'e kadar gidiyor. Böyle kurun kafanızdan. Karşısına bir Allah'ın kulu çıkmıyor. Ne François çıkabiliyor, ne Ferdinand çıkabiliyor, ne Şarken çıkabiliyor. Niye çıkamıyorlar? Bunun temel sebebi Almanya'da ve o coğrafyada yaşanan reform hareketleri, iç savaşlar var. Bunlarla, yani Alman prensleriyle Şarken arasında ciddi mücadeleler var. Bu yüzden Kanuni'nin karşısına, Pargalı'nın karşısına Habsburg sülalesi herhangi bir orduyla çıkamıyor ya da tırsıyor, korkuyor ve anlaşma teklif ediyorlar. Ve 1532 yılında Alman seferi sonucunda 1533'te İstanbul Antlaşması imzalanıyor. O zaman İstanbul Antlaşması Kanuni döneminde, 1533 yılında Kanuni döneminde Pargalı'nın gerçekleştirdiği Alman seferi sonucunda imzalanıyor. O yüzden bu antlaşmanın diğer bir adı İbrahim Paşa Antlaşması'dır. Bu antlaşmayla Osmanlı hakimiyetini Avrupa tanıyor. Arkadaşlar Macar kralı olarak Jean Zapolyo'yu tanıyorlar ve bize vergi verir duruma geliyorlar. Diyor ki işte Avusturya Osmanlı'ya vergi verecek, Jean Zapolyo'yu Macar kralı olarak tanıyacak. Dikkat edin cümleye. Arkadaşlar Estergon Osmanlı'ya bırakılacak. Bak biz Viyana'da Estergon'u aldık, tamam mı arkadaşlar? Estergon Osmanlı'ya bırakılacak. Bu cümleme dikkat edin. Avusturya Arşidükü protokol bakımından Avusturya'nın Arşidükü Osmanlı'nın sadrazamına denk olacak. Yani Avrupa'nın en güçlü kralı Osmanlı'nın ikinci adamına denk olacak. Habsburglar bizim sadrazama denk olacak. İyi de o coğrafya, o dönemde 16. yüzyılda Avrupa'nın en güçlü sülalesi, hanedanı Habsburglar. Ondan sonra Güneş Kral başlayacak. 14. Louis, Fransa hakimiyeti, ondan sonra İngiliz hakimiyeti başlayacak. Arkadaşlar peki
Avusturya Arşidükü Osmanlı Sadrazamı'na denk olursa iyi de arkadaş Kanuni'nin dengi nerede Avrupa'da yok. O yüzden diyoruz ki İstanbul Antlaşması'yla Kanuni Avrupa'da gücü, üstünlüğü ele geçirmiştir. İstanbul Antlaşması'yla Avrupa'da siyasal üstünlük Osmanlı'nın eline geçmiştir. Kanuni'de bir denge olmamıştır. Bu şu anki bakış. Kanuni böyle bakmıyor olaya. Diyor ki Pargalı'ya ya Pargalı diyor. Ben çok merak ediyorum diyor. İstanbul Antlaşması'yla senin yaptığın şey diyor. Avusturya Arşidükü'nü kendi seviyene indirmek mi oldu diyor. Yoksa kendini diyor Avusturya Arşidükü seviyesine çıkarmak mı oldu? Ben bunu pek anlayamadım diyor. Böyle araları bozulmaya başlıyor ve bu dönemde zaten Pargalı böyle Avusturya'dan üç güzeller diye böyle heykeller getirmiş. Kendi köşkünün etrafında bu heykelleri dikmiş. Böyle bir halkın da bir tepkisi var. Kanun da hafiften bir tepkisi var bundan dolayı. Aralar bozulmaya başlayacak arkadaşlar. Bu da dedikoduydu, tamam mı? Arkadaşlar şimdi 1541 yılında işte Macaristan kralı ölüyor. Bunun üzerine Avusturya Arşidükü yine kendini Macar kralıyla ya kanunu yeter ettiniz artık diyor. Ve 1541 yılında Macaristan seferine çıkıyor ve Macaristan'ı tamamen alıyor. Ve Macaristan topraklarında Budin eyaletini kuruyor. Budin eyaleti böyle kuruldu. Yani Osmanlı'nın Macaristan'a tamamen egemen olması 1541 yılında gerçekleşiyor. Macaristan'da Budin eyaletini kuruyor. Orta Macaristan'da Erdel eyaletine, Erdel Beyler Beyliği'ne bağlıyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Kanuni'nin batıdaki son seferi de 1566 Zigetvar seferi oluyor. Yanında da son sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa var. Sokullu Mehmet Paşa ile Kanuni Zigetvar seferine çıkıyor. Arkadaşlar henüz savaş başlamamışken sefer sırasında Kanuni hayatını kaybediyor 1566'da. Hemen Sokullu oğlu 2. Selim'e haber veriyor ve ordudan Kanuni'nin ölümü hayatını kaybettiği gizleniyor. Ki böyle bir şey olursa hemen İstanbul'da kargaşa ortaya çıkar. Sokullu böyle bir kargaşaya mahal vermemek için Zigetvar'ı fethettikten sonra orduya böyle bir haberi duyuruyor ve 2. Selim de geliyor babasının cenazesini alıyor, İstanbul'a geri dönüyorlar. 2. Selim Eyüp Sultan da kılıç kuşanıyor, cülüs dağıtıyor ve hükümdarlığını ilan ediyor. O yüzden Kanuni'nin son seferi Zigetvar seferdi. Fakat şöyle bir olay var. Tabii Zigetvar'dan İstanbul'a gelmek günler alıyor. Ceset de çürür. Bu nedenle Zigetvar'da Macaristan topraklarında Kanuni'nin iç organlarını arkadaşlar çıkarıyorlar, mumyalıyorlar, ilaçlıyorlar cesedi. İç organlarını orada bir yere gömüyorlar. Geçen yıllarda Kanuni'nin Macaristan topraklarında Üzüm Tepesi'ndeki mezarının bulunduğuna dair haberler yayıldı. Tabii bu henüz tarih literatürüne girebilmiş bilgi değil. Arkadaşlar burada hemen bir özellik daha. 1535 kapitülasyonları. Olay şu. Kanuni hani bu dikkat edin Habsburg'un ağzını etti Kanuni yani. Avrupa'yı dize getirdi, perişan etti, muhteşem Kanuni. Tabii bunun karşısında Papa liderliğinde Osmanlı'ya karşı Haçlı ittifakları oluşabilir Avrupa'da. Kanuni bu Haçlı ittifakını parçalamak için aynı Fatih gibi, babasının dedesi gibi ya da dedesinin babası gibi, Fatih gibi çok zekice davrandı ve Fransa'ya kapitülasyonlar verdi. İmtiyazı mahsusa dediğimiz kapitülasyonları verdi. Bizim dilimizde imtiyazı mahsusa, Fransızca'da kapitülasyon. Kapitülasyonları verdi. 1535 kapitülasyonları diye geçer. Kanuni ile Fransuva arasında imzalandı ve şu kararlar alındı. Denildi ki, 1. Fransa İstanbul'da elçilik açabilecek. Elçilik açacak. 2. Fransız tüccarları Osmanlı Karasulan'da serbest ticaret yapabilecek. Fransız tüccarları Osmanlı Karasulan'da serbest ticaret yaparken gümrük indiriminden yararlanacak. Fransız tüccarlarının gemileri Osmanlı Karasulan'da batarsa mallarına varisçiler sahip olabilecek. Fransız tüccarları Osmanlı Karasulan'da ticaret yaparken davalık olursa kendi aralarında bu davalarına Fransız mahkemeler bakabilecek. Ama bir Türk'le Fransız arasında bir sorun çıkarsa bu davaya Türk mahkeme bakacak ama Fransızlar tercüman gönderebilecek. Bunların hepsi hukuki kapitülasyonlardır. Gördünüz mü arkadaşlar? Aynı haklardan Türk tüccarı Fransız topraklarında sahip olacak. Böyle. Video ders notumuzda yeteri kadar bilgi vardır bununla ilgili. Böyle kararlar alınır. Ama son karar şudur. Der ki bu antlaşma, 1535 kapitülasyon antlaşması ilk hükümdarın ömrüyle sınırlıdır. Yani Kanuni ile François arasındadır. İkisinden birisi öldüğünde antlaşma biter denilir. Ki bu Kanuni'nin ileri görüşlülüğüdür. Bugün faydalı olan kapitülasyon yarın zararlı olabilir. Bu yüzden Kanuni'den sonra eğer Fransa'nın dostluğuna ihtiyaç hissediyorsa bir padişah,
antlaşmayı yenilemiştir arkadaşlar. İhtis etmiyorsa yenilememiştir. Ne zamana kadar? 1. Mahmud'a kadar. 1740 yılında 1. Mahmud kapitülasyonları sürekli hale getirmiştir. Yani antlaşmanın bu son maddesini kaldırmıştır. Anladık mı? Kapitülasyonların boyutu bu. Peki niye verdi kanuni kapitülasyonları? Hem Haçlı İttifakı'nı parçalamak, hem de coğrafi keşiflerle önemini kaybeden Akdeniz ticaretine eski canlılığını kazandırmak amacıyla Fransa'ya böyle bir kapitülasyonu kanuni vermiş oldu. Arkadaşlar kanuni döneminde denizlerdeki gelişmelere bakalım şimdi. Birincisi nedir? 1522'de Rodos fethedildi. Rodos'u Fatih kuşattı, alamamıştı. Kanuni kuşattı, aldı. Kimden aldı? Rodos şövalyelerinden. Hani hospitallerden, hospital şövalyeleri, tapınak şövalyelerinden aldı. Hastane şövalyeleri, tapınak şövalyelerinden buraya aldı. Onlar da Malta'ya kaçtılar. Saint-Jean böyle ortaya çıktı. Arkadaşlar bakın şimdi. Kanuni Rodos'a gitti. Burayı fethetti. Rodos'u aldı. Burada hatırlayın Cem Sultan bir müddet kalmıştı Rodos'ta. Cem Sultan'ın eşi ve kızları da Rodos'taydı. Kanuni Cem Sultan'ın çocuklarını, erkek çocuklarını, Murat'ı ve çocuklarını, erkek çocuklarını boğdurttu. Hanedan sülalesinden çünkü. Eşini, Cem Sultan'ın eşini ve kızlarını İstanbul'a getirtti ve onlara baktı. Çünkü hanedan sülalesi derken akla erkek tarafı gelir, tehlikelidir. Bu tehlikeyi önlemek amacıyla boğdurttu. Tamam mıdır? Ve ne oldu Rodos'un alınmasıyla? Biz Doğu Akdeniz'de güçlendik. Arkadaşlar 1533 yılında Cezayir Osmanlı'ya katıldı. Nasıl katıldı Cezayir Osmanlı'ya? Cezayir'in korsanı vardı. Barbaros Hayrettin Paşa. Barbaros Hayrettin Paşa 1533 yılında Osmanlı hizmetine girdi. Kanuni bunu Hızır Reis, diğer bir adı. Hızır Reis Barbaros. Osmanlı'nın hizmetine girdi. Kanuni Hızır Reis'i kaptanı derya yaptı. Ve böylelikle Cezayir bize bağlı bir beylerbeylik oldu. Ki biz buna işte garp ocakları diyeceğizlerdi. Cezayir, Trablus, Tunus bu topraklara. Tamamdır arkadaşlar. 1538 yılında Preveze Deniz Savaşı yapıldı. Preveze Deniz Savaşı Osmanlı'nın ilk en büyük deniz savaşıdır. Bizim deniz savaşlarımız var ama ilk en büyük deniz savaşı Haçlılarla yapılan deniz savaşı Preveze'dir. Arkadaşlar 1538 Eylül 1538'de Osmanlı donanması ile Haçlı donanması arasında diğer bir ifadeyle Osmanlı donanmasının reisi kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa ile Haçlı donanması reisi Andrea Doria arasında Preveze Deniz Savaşı yapıldı. Bu savaşta Osmanlı Turan taktiğini, kurt oyunu taktiğini kullandı. Onların 80 bin kadırgası var, bizim 3 bin kadırgamız var Akdeniz'de. Onlar ilerliyor, biz geriliyoruz. Onlar ilerliyor, biz geriliyoruz ama bizim toplarımızın menzil mesafesi 1500 metre, onların toplarının menzil mesafesi 500 metre. Onlar atıyor, suya düşüyor ki Barbaros 1000 metrede tutmuş mesafeyi, biz atıyoruz, onların kadırgasını batırıyoruz. Böylelikle onların arkadaşlar orta bölümünü yarıp etrafından dolanıp Haçlı donanmasını yok ediyoruz. Preveze Deniz Savaşı bizim en büyük deniz zaferimizdir. 28 Eylül 1538'dir. Donanma günü olarak da kutlanır Türkiye Cumhuriyeti'nde. Anlaştık mı? İşte Preveze Deniz Savaşı'nın sonucu nedir? Akdeniz Türk Gölü olmuştur. Karadeniz'i ve Ege Denizi'ni Türk Gölü yapan Fatih Sultan Mehmet'tir. Akdeniz'i Türk Gölü yapan Kanuni Sultan Süleyman'dır. Barbaros Hayrettin Paşa'dır. Hızır Reis'tir. Tamam mı arkadaşlar? 1538'de bu oldu. 1551'de Trablusgarp fethedildi. Arkadaşlar Trablusgarp'ı biz Malta'daki Saint-Jean şövalyelerinden aldık. Yani Rodos şövalyelerinin uzantısından aldık. Ve Trablusgarp'ı 1551'de fetheden Turgut Reis. Turgut Reis'i unutmuyoruz. Turgut Reis Trablusgarp'ı alır. 1560 ve 61'dir. 1560'da yine Haçlılarla, yine Venedik liderliğinde, İspanya, Venedik var burada, yine Haçlılar var. Cerbe Deniz Savaşı yapılır. Haçlılarla biz kan döneminde iki deniz savaşı yaptık. Bir, Preveze, iki Cerbe. İkisi de ben Bahri olarak yaptım askerliğimi. İzmir'de yaptım. Arkadaşlar donanmada, deniz kuvvetlerinde Preveze ve Cerbe kutlanır. Tamam mı? Haçlılarla yapar. Burada Turgut Reis müthiş bir zafer kazanır burada da. Ve Tunus'un kuzeyi, Akdeniz'in batısı Osmanlı hakimiyetine girer. Bunu da öğrendik. Arkadaşlar 1565 yılında Osmanlı yine başta Turgut Reis var. Malta adasını kuşatır. Korfu'yu da kuşattık, alamadık biz bu dönemde. Venedik'in elindeydi. Malta'yı kuşatır. Bu kuşatma sırasında 1565'te Turgut Reis şehit düşer. Turgut Reis'in şehit düşmesi üzerine kuşatma
kaldırılır. 1566'da Osmanlı bu sefer Piyale Paşa, Piyale Reis Komutası'nda Sakız Adası'nı kuşatır ve Sakız Adası'nı 1566'da Kanuni hayattayken alır. Arkadaşlar, denizlerdeki fetihlerde bunlar. Denizlerle ilgili bir olayımız daha var, size bunu anlatayım. Hint Deniz Seferleri. Arkadaşlar, şimdi 1538-1553 yılları arası Hint Deniz Seferleri. Hindistan, ben hemen arkadaşlar şuradan tahtadan bir hiçbir şey göstereyim size de. Hadım Süleyman, birinci sefer. Piri Reis, ikinci sefer. Murat Reis, üçüncü sefer. Seyidi Ali Reis, dördüncü sefer. Bizim Hindistan'a dört seferimiz var. Seferlere çıkış sırası bu. Hadım Süleyman, Piri Reis, Murat Reis, Seyidi Ali Reis. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi bu tarafa geçiyorum. Etrebe bu tarafı göster. Arkadaşlar şöyle düşünün. Bakın. Burası Hindistan olsun, tamam mı? Hindistan burası. Hint Yarımadası. Ve Hint Yarımadası'nda Portekiz egemenliği var. Coğrafi keşfleri başlatan devletlerden birisi. Bartolomé Diaz Vasco da Gama. Ve burada Hindistan'da Gücerat diye bir Müslüman hanlık var. Tamam mı? Şimdi buradaki mesele şu. Portekiz Hindistan'ı sömürüyor. Buradaki Gücerat hanlığına baskı yapıyor. Gücerat hanlığı da Kanuni'ye diyor ki bize yardım et. Peki Kanuni İslam dünyasının halifesi değil mi? O yüzden Kanuni Gücerat hanlığına yardım etmek amacıyla, Müslüman Gücerat hanlığına yardım etmek amacıyla Hint Deniz Seferi'ne çıkıyor. Tamam mıdır arkadaşlar? O zaman Hint Deniz Seferi'nin birinci sebebi bu. İkincisi şu. Arkadaşlar şu yol Hindistan'dan gelip Aden Körfezi, Kızıldeniz, Mısır üzerinden Avrupa'ya giden yol baharat yoludur. Portekizler buradan aldıkları malları buradan getiriyorlar, Ümit Burnu'ndan götürüyorlar Avrupa'ya. Doğal olarak coğrafi keşiflerden dolayı, yani Portekiz'in Hindistan'ı sömürmesinden dolayı baharat yolu önemini kaybetmiş. Kanuni Hindistan'a sefere çıkıp Portekiz'i Hindistan'dan atıp baharat yoluna eski canlılığını kazandırmak istiyor. Diğer bir bilgi de şu. Şuralardaki topraklar arkadaşlar Portekiz'in sömürgesi altına girmiş. Buralarda Müslümanlar yaşıyor. Özellikle Madagaskar, Kızıldeniz, Aden dediğimiz, Yemen dediğimiz bölgedeki Portekiz egemenliğine Kanuni son vermek istiyor. Bu sebepten dolayı da kaptan deryalarını görevlendiriyor. İlk sefere Hadım Süleyman Paşa çıkıyor, kaybediyor. İkinci sefere Pir Reis çıkıyor, kaybediyor. Arkadaşlar Pir Reis'in kaybetmesi bir de acı. Genellikle bizim donanmamızı Portekizler Basra Körfezi'ne sıkıştırıyor. Ya biz iç deniz ülkesiyiz, Akdeniz ülkesiyiz. Bu savaş okyanusta oluyor. Bizim gemilerimizin okyanuslara dayanıklılığı yok. Kaptan deryalarımız okyanusu bilmiyor. Buranın haritasını bile bilmiyorlar yani. Böyle düşünün. Nerelerde girintiler, nerelerde çıkıntılar var, nerelere gitmeliyiz. Ya ama Portekiz öyle değil işte. Portekiz okyanus ülkesi. Onların kaptan deryalarının tecrübesi ve gemilerinin manevra kabiliyeti bize göre çok yüksek. O yüzden Osmanlı Devleti bu tecrübesizliğin cezasını çok ağır ödüyor. Pir Reis'in artı Murat Reis'in artı Seyid Ali Reis'in donanmalarının hepsini Basra Körfezi'ne hapsediyor yani bizimkiler. Portekizler. Bunun üzerine Seyid Ali Reis de Pir Reis de arkadaşlar Basra Körfezi'nden İstanbul'a kadar yürüyerek gelmek, otostop çekerek gelmek zorunda kalıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir şey var mı ya? Ve o yüzden Kanuni Pir Reis'i idam ettiriyor. Seyid Ali Reis de Miratül Memalini böyle yazıyor. Memleketlerin aynasını böyle yazıyor. Hint Deniz Seferleri sırasında yazıyor. Gezip gördüğü yerleri yazıyor. Anlaştık mı? Başarısız olduk. Niye başarısız olduk? Gerek önünden verilemedi. Başka problemlerimiz vardı. Biz okyanus ülkesi değiliz. Tecrübemiz yok. Filan. Gücerat Hanlığı'ndan istenilen yardım alınamadı. Bundan dolayı Osmanlı Hint Deniz Seferleri'nde başarısız oldu. Ancak Kızıldeniz kıyıları, Yemen bölgesi, Aden bölgesi Osmanlı eline geçti ve o bölgenin güvenliği sağlandı. Portekizler o bölgeden atılmış oldu. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi burada Etrebe tekrar bu taraf. Arkadaşlar
Kanuni döneminin son seferlerine geldik. Son bölümüne geldik. Doğu Seferi. Kanuni İran'a 3 sefer düzenli. İran'da değişim oluyor. Şah Tahmasp başa geçiyor. Bu dönemde yine Şiilik propagandası ortaya çıkıyor arkadaşlar. Toprak iddia ediyor bizden Şah Tahmasp ve bunun üzerine Kanuni bizzat İran'a sefere çıkıyor. 3 sefer düzenliyor. Üçünde de Osmanlı galip geliyor. Bu galibiyet sonucunda 1555 yılında Amasya Antlaşması imzalanıyor. Amasya Antlaşması Osmanlı'nın İran'la imzaladığı ilk resmi antlaşmadır. 1555 Amasya Antlaşması. Bu antlaşmayla arkadaşlar Van bölgesi, Doğu Anadolu derken Otlukbeli tarafından bahsetmiyorum, orayı almıştık zaten. Doğu Anadolu, Van bölgesi, Tebriz, Erivan ve Irak, Bağdat bölgesi Osmanlı'nın eline geçiyor. O şöyle bir baktığınızda, Osmanlı fethettiği topraklara şöyle bir baktığınızda ya da aldığı topraklara şöyle bir baktığınızda 6,5 milyondan dikkat edin 14,5 milyona 8 milyon kilometre kare toprak fethetmiş Kanuni. Bu dehşet ve devasa bir şey. O yüzden de bu dönem muhteşem bir dönemdir. Arkadaşlar bu dönemde birkaç isim vereceğim size. Video ders notlarımız da var. Gerekirse bakın. Fuzuli, Baki, şair, şairler, Pir Sultan Abdal, bu dönemin ünlü simaları, ozanlar, şairler. Matrakçı Nasuh ve Nigari, bu dönemin ünlü simaları, nakkaşlar, nakkaş minyatür üstadları. Arifi Şehnameci, hatırlayın Arifi Fethullah Efendi, Osmanlı ilk resmi şehnamecisiydi. Osmanlı ilk şehnamesi şehdiydi. Müessis haline getiren kanun olduğu için ilk resmi şehnameci Arifi Fethullah olmuştu. Bir bilgi daha arkadaşlar. Süleymaniye Medresesi. Kanuni. Şurada ben birkaç bir şey bahsedeyim size. Arkadaşlar bakın. Bu tarafı görebiliyor muyuz? Şimdi Osmanlı Devleti'nde ilk medreseyi kuran Orhan Gazi'dir. İznik'te medreseyi kurdu. Tamam mıdır? Osmanlı'da ilk şifahaneyi kuran birinci Bayezid'dir. Osmanlı Enderun'u kuran ikinci Murat'tır. Bunu Topkapı'ya taşıyan Fatih'tir. Osmanlı'da üniversite niteliğinde ilk medreseyi kuran Fatih'tir. Adı Sahn-ı Seman'dır. Arkadaşlar ama Sahn-ı Seman'da edebiyat ve din dersleri okutulmuştur. Kanuni ise Sahn-ı Süleyman'ı yani Süleymaniye Medresesi'ni kurmuştur. Süleymaniye Medresesi'nde ayrıca tıp ve matematik dersleri de okutulmuştur. O yüzden ihtisas anlamında pozitif bilimlerin okutulduğu ilk medrese Sahn-ı Süleyman, Süleymaniye olmuştur. Osmanlı'da ilk defa tıp eğitimi Kanuni Sultan Süleyman döneminde başlamıştır. Süleymaniye Medresesi'nde başlamıştır. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi yükselmeyi bitirdik. Bundan sonraki konumuz işte 2. Selim anlatacağım. Yine yükselmenin kısa bir devamı. 3. Murat anlatacağım. Kısa bir devamı. Yani Sokullu döneminden bahsedeceğim. Kanal projelerinden bahsedeceğim. Ondan sonra da arkadaşlar Yeni Çağ Avrupa'ya geçeceğim. Ama biraz dinlenmek istiyorum.